Merhaba, bugün 15 Haziran 2023. Ben Tuğba Memiş, Anadolu Ajansı'nın hazırladığı Bir Bakışta podcastını dinliyorsunuz. ABD Merkez Bankası Fed'in beklenen faiz kararı açıklandı değerli dinleyiciler. Tabii küresel piyasaların gözü kulağı bu karardaydı. Fed, Mayıs ayında politika faizini 25 baz puan artırmıştı ve gelinen noktada bu oran son 16 yılın en yüksek faizi olarak kayıtlara geçmişti. Haziran ayı için farklı beklentiler vardı ve sonunda faiz kararı açıklandı. Biz de şimdi hemen Washington'a gidelim. Anadolu Ajansı Washington muhabiri Dilara Zengin Okay bizlerle. Dilara, hoş geldin. Merhaba, hoş bulduk. Senin için gün uzundu eminim. Fed'deydin ve verilecek karar için takipteydin. Piyasalar bu kararı kilitlenmişti. Senden dinlemek istiyorum. Öncelikle Amerika Birleşik Devletleri ekonomisi bir temerrüt riskiyle karşı karşıyaydı. Ancak bu süreç zorlu da olsa aşıldı. Şimdi Fed'in kararına gelmeden önce kısaca özetlemeni isteyeceğim. ABD'nin ekonomi yönetimi yakın zamanda nasıl bir süreçten geçti? Dediğin gibi bugün oldukça yoğun bir gündü bizim için. Tabii aslında ABD ekonomisinde Mart ayından bu yana sular pek durulmadı. Öncelikle ülkede yüksek enflasyon karşısında faiz artışlarının devam etmesi ve resesyon beklentilerinin arttığı bir dönemde Mart ayında gelen banka iflasları piyasalardaki endişeleri artırmıştı. Silikon Vadisi Bankası, Signature Bank ve First Republic Bank olmak üzere banka iflasları Fed'in atacağı para politikası adımlarına ilişkin belirsizlikleri artırmıştı. Daha sonra Mayıs ayında ülkede borç limiti açması uzun bir süre ekonomi gündemini meşgul etti. Borç limiti konusunda da ABD Ocak ayında 31,4 trilyon dolarlık borç limitine ulaşmıştı. Ve ABD hazinesi limiti aşmamak ve olası bir temerrüdü önlemek için olağanüstü önlemler almaya başlamıştı. Hazine Bakanlığı olağanüstü önlemlerin Haziran başında tükenebileceği uyarısında bulunmuştu. Beyaz Saray ve Cumhuriyetçiler arasında da uzun süren müzakerelerin ardından bu Hazine Bakanı Janet Yellen'ın verdiği son tarihe çok az bir süre kala borç limiti artırılmıştı. Ama tabii bu piyasalarda endişelere neden olmuştu. Amerika'nın olası bir temerrüde düşmesi endişesini artırmıştı. Hatta Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Fitch Ratings borç limiti krizi nedeniyle ABD'nin kredi notunu olası bir not indirimi için negatif izlemeye almıştı. Tüm bu yaşananlar piyasalardaki stresi artırırken özellikle banka iflasları ABD'de kredi koşullarının da daha sıkılaşmasına neden oldu. Hatta Fed Başkanı Jerome Powell Mayıs ayında yaptığı bir açıklamada bankacılık sektöründeki gelişmelerin kredi koşullarının sıkılaşmasına katkıda bulunduğunu anlatmış ve faiz oranlarının normalde olması gerektiği kadar yükselmesinin gerekmeyebileceğini ifade etmişti. Aslında bu toplantıda alınan kararın da bir anlamda sinyalini vermişti. Peki faiz kararına değinelim dilersen ve ABD Merkez Bankası Başkanı Powell'ın açıklamalarına gelelim. Mayıs'ta bir ılımlı resesyon mesajı vardı. Powell'ın piyasalara da özellikle sıkılaştırma politikası hakkında uzun vadeli bir görüş sunmadığını hatırlıyorum. Bugünkü açıklamasına neler söyledi Powell? Bugün Fed politika faizini beklentiler dahilinde %5,25 aralığında sabit tuttu. Son 10 toplantısında politika faizini toplam 500 puan artıran banka bugünkü 11. toplantıda politika faizini değiştirmedi. Yüksek enflasyon karşısında geçen yıl Mart ayı itibariyle faiz artırımlarına başlayan banka politika faizini 15 ay sonra ilk kez sabit bıraktı. Ancak bugün açıkladığı ekonomik tahminlerde ise faiz artışlarının devam edebileceğinin de sinyalini verdi. Fed Başkanı Jerome Powell da kararın açıklanmasının ardından düzenlediği basın toplantısında neredeyse tüm Fed yetkililerinin enflasyonu zamanla %2'ye düşürmek için bu yıl bazı ek faiz artışlarının uygun olacağını düşündüğünü aktardı. Enflasyonu %2 hedefine geri çekme konusundaki kararlılıklarının sürdüğünü de vurguladı. Çok mesafe kat ettiklerini ancak sıkılaşmanın tam etkilerinin henüz hissedilmediğini söyledi Powell. Tabii bu toplantı atlatıldı ama Fed'in gelecek toplantıda nasıl bir adım atacağına dair sorular da şimdiden sorulmaya başladı. Powell bu konuda da Temmuz toplantısı hakkında karar vermediklerini söyledi. Kararların gelen veriler ışığında toplantıdan toplantıya alınacağını yineledi. Enflasyon da önemli ölçüde düşene kadar bir faiz indirimi öngörmediğini söyledi Powell ve faiz indiriminin bu yıl uygun olmayacağının mesajını verdi.
Peki son olarak bu faiz kararına piyasalar nasıl tepki verdi? Tabii karar çok taze. Şimdi New York borsası da daha yeni kapandı. Fed'in faiz kararı ve Powell'ın açıklamaları sonrası piyasalarda karışık bir seyir gördük. New York borsasında Dow Jones endeksi 200 puan üzerinde değer kaybederken S&P 500 ve Nasdaq endeksleri yatay yakın bir seyir izledi. Bu durumda Fed'in faiz oranını sabit tutmasına rağmen bu yıl ek faiz artırımlarına gideceğini sinyalini vermesi etkili oldu. Evet değerli dinleyiciler, ABD Merkez Bankası Fed politika faizini sabit bıraktı. Tüm detayları Anadolu Ajansı Washington muhabiri Dilara Zengin Okay'dan aldık. Dilara çok teşekkür ederim aktardıkların için, kolaylıklar dilerim. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Programı kapatma vakti geldi değerli dinleyiciler. Podcast yayınlarımızı Twitter'da AASS hesabında paylaşıyoruz. Ve şu anda dinlediğiniz Spotify ve Apple Podcast gibi uygulamalarda da abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki podcastta görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.